sebepsiz çekip... Geceden beri susmadı. Şuna bir şey söyle. Ben söylersem elimden bir kaza çıkacak. Haklısınız. Başkaları da şikayetçi oluyor. Olurlar tabii. İnsanda saygı denen bir şey olur canım. Nur. Günaydın yenge. Günaydın Saadettin efendi. Şey diyecektim yenge. Biliyorum, duydum. Kusura bakma, ben konuşurum, bir daha olmaz. Tamam mı? Tamam. Gene şikayet var değil mi? Haklılar tabii. Olur rezalet değil. Şeytan diyor, al o gitarı kır kafasında. Kötü bir şey söyleme sakın. Yetti artık. Yetti be. Dımbır dımbır. Senin yüzünden imza toplayıp sürdürecekler bizi mahalleden. Gene ne oldu baba be? Elini körü oldu. Bir de ne oldu diyor. Aman, her sabah aynı terane. Tamam canım, sinirlenme artık. Nasıl sinirlenme? Sabaha kadar susmuyor her gele. Niye kızıyorsun ki? Ders çalışıyorum. Sen demiyor muydun sabah akşam ben senin yaşındayken ders çalışırdım, uyumazdım diye? Benim dediğim normal okullar içindi. Yahu her türlü anormallik bizde. Alemin çocuğu tıbba girer, hukuka girer, bizimki gire gire müzik okuluna girdi. Tıbba gir, hukuka gir, olmazsa müzik gir. Tıbba gir, hukuka gir, olmazsa müziğe gir. Bak hiç dinliyor mu? Tıbba gir, hukuka gir, olmazsa müziğe gir. Ne yapıyor bu deyus? Sağ ol baba, güfte çok güzel oldu. Aysel Gürel'i bile sollarsın valla. Bana bak, tepelerim vallahi. Kimi, Aysel Gürel'i mi? Evladım, babanla ne biçim konuşuyorsun öyle? Anneciğim şaka şaka. Baba, şu yarışmaya kadar idare et, ondan sonra sana söz. Kafanı fazla şişirmeyeceğim. Aa, yine şişirecek. Ama fazla şişirmeyecek. Lütfediyorsunuz beyefendi. Heh, beni almaya geldiler. Müsaadenizle efendim. Müsaadesizin efendim. Bir an önce gidin de sayenizde kafamızı dinleyelim efendim. Akşama geç kalma. Sen de bırak şunu canım. Söyleme. Ne gerçeğisin. Ne haber moruk? Şu gitarı koyuver. Kay abi kay. Ya git işine baba. Kay. Geç otur işte. Sen kay. Sallanma. Ah be abi. Hadi. Hadi geç kaldık. Çok gıcıksın biliyor musun? Pişman ediyorsun adamı geldiğini. Bir dahaki sefere çekip gideceğim, göreceksin gününü. Ya ya. Olur. Görürsem söylerim. Bana bak. Bari adam gibi kullan şunu. Merak etme. Hadi gazlıyoruz. Parça ne alemde? Bitti gibi ama pek içime sinmedi. Eksik bir şeyler var sanki. Ne yapacaksan elini çabuk tut. Yarışmaya şunun şurasında bir şey kalmadı. Merak etme. Yarışma bizim. Başka yolu yok. Aslında bütün hikaye klavyede. Klavyeci sağlamsa iş tamam. Aa, iyi vallahi. Topu bize at şimdi. Kazanamazsak kabak bize patlayacak. Kazanınca da malı beyimiz getirecek. Yok be abi. Olur mu öyle şey? Allah! Şu gidene bak. Kim? Rakibimiz. Ne oldu ki? Bekle de gör. Ulan ben sana bunun hesabını sormaz mıyım? Adi. Yakalarsa hapşırır gagana. Haberin olsun. Yakalarsa. Güneşi gördünüz. Yayılın bakalım. Nasıl gidiyor sizin şu meşhur yarışma? Harika hocam, süper gidiyor. Aman aman, nasıl giderse gitsin. Yeter ki çabuk bitsin. Siz de normal müziğinize dönün. Onu da yaparız hocam. Asıl onu yapın tabii. Daha kalıcı bir şeyler yapın. Bakın bugün Mozart unutuldu mu? Beatles da unutulmadı hocam. Tamam işte, mesele orada. Bu müziği yapacaksanız ya Beatles gibi yapın ya da hiç yapmayın. Hocayı bıraksak pop yarışmasına Figaro'nun düğünüyle sokacak bizi. Ya abi ne işiniz var hala burada? Hani gidip hangarı kapatacaktınız? Şimdi ötekiler gelip yerleşecekler. Yerleştiler bile. Herifler sabahın 8'inde gelip kurulmuşlar. Oho, derde bak ya. Erken gelip yer kapmak sizin işiniz. Onunla da mı biz uğraşacağız?
Ne bileyim adamların kargaların kahvaltı vakti kalkacaklarını? Bugün de burada çalışırız abi. Yok efendim. Bugün ahır da onlar çalışacaklar. Gene ne şeytanlık düşünüyorsun? Gelin benimle abi. Hüseyin Kerem Şaşkozu yeni geldi daha. O daha çok yaya kalacak. Hadi ekip başlıyoruz. Pıs pıs yok daha meydanda. Kalkamamıştır ki. Tunç, klavyeye sen geç. Pıs pıs gelince alır. Başlıyoruz. Bunların hangisi hangarı? Hayda, ne oldu ya? Ya olur rezalet değil. Trafo patlamış, elektrikler 3 gün yokmuş. Ya. Orası yanıyor. Orası yanar. Çünkü elektrikler çapraz bağlanıyor. Bakın mesela burada yok. Ama hemen yanda var. Üst kattaki çaprazımızda yine yok. Ohm kanununa göre bu böyledir ya. Kardeşim sen lisede fizik okumadın mı ki bana bunları anlattırıyorsun? Hay ben böyle şansın içine be. O kadar da kötü değil. Neyse ki ahırda da elektrik var. Biz de orada çalışırız herhalde. Olmaz efendim. Önce biz geldik. İlk çalışma hakkı da bize ait. Siz kendinize başka yer bulun. Ne yapalım öyle olsun bari. Geç kaldım galiba. Hı-hı. Ama zaten o halde çalışamam oğlum. Sabote edildim. Hadi beyler toplayın takımları ağara. Hova! Sebepsiz çekip gitti. Anlayamadım ki ben seni. Hata ben de biliyorum, söyleyemedim ki hislerimi. Biliyorum artık geç ama haykırıyorum gerçeği. Ben sensiz kimsesiz, ben sensiz sevgisiz. Hiç bana sordun mu of, aşkımıza ağlarken? Hiç bana sordun mu ah, sevgimizi harcarken? Hiç bana sordun mu of, aşkımıza ağlarken? Hiç bana sordun mu ah, sevgimizi harcarken? Ele güne inanıp da resmimizi karalara boyadın ya. Baka kaldın beni bir tokatla alabora ettin yar. Hiç bana sordun mu of, aşkımıza ağlarken? Hiç bana sordun mu ah, sevgimizi harcarken? Hiç bana sordun mu of, aşkımıza ağlarken? Hiç bana sordun mu ah, sevgimizi harcarken? Ne bir söz ne kelime, hiçbir şey. Abi kestik, kestik be! Laf aramızda adamların parçası bizi beşe katlar. Sen nasıl konuşuyorsun öyle ha? Kimden yanasın? Öyle deme ama oğlum. Kız haklı. Kendimizi toparlamazsak oyuluruz vallahi. Abi hiç endişe etmeyin. Bütün marifet klavyede. Şimdi bu da prova. Hele bir ham performans çalışmaya başlayalım. O zaman beni kimse tutamaz herifsizi. Hadi lan dingil. Onları ekart etmek için mutlaka. Ama mutlaka başka bir yol bulmalıyız. Kafanda yine ne hınzırlıklar dolaşıyor senin. Zamanı gelince görürsün. Bütün ekibi onu ufak edeceğim. Bakın çocuklar. Çocuklar baksanıza. İyiyiz diye hemen gevşemeyin. Sonra duman oluruz vallahi. Emre bugün çok durgundu mesela. Aşık mısın evladım? Keşke aşık olsam. Aşk beni coşturur oğlum. Sabah evdekilerle atıştık bak biraz. Kafam ona takıldı herhalde. O hepimizin sorunu oğlum. Peder her gün bir şey söylüyor be abi. Tıkayacaksın kulaklarını, bir şey duymayacaksın. Bir şey derse he he deyip kafa sallayıp geçiştir. Sıkıysa gel bizimkine öyle söyle, yediremezsin. Bizimkiler de öyle. Evde birkaç gündür soğuk havalar esiyor.
Ah be abi, böyle özel sorunlarınızı işimize yansıtırsanız ayva yeriz vallahi. Bak aklınızı beyninize devşirin biraz. Nasıl olacak o? Doğru. Kızda beyin yok ki. Nasıl olacak diye soruyor. Haklı. Eşek. Eşek beyni olacağına hiç olmasın daha iyi. gençler ayıp oluyor ha. burada bu kadar müşteri vardır ha. Ya bayılıyorum bu adama, tam fıkra gibi. Birinin ona buranın bir kafe olduğunu söylemesi gerek. Vallahi ben söyleyemem, korkarım abi. Neyse gelelim işimize. Burada en önemli iş klavyeye düşüyor. Tamam be evladım, ikide bir söyleyip stres etme adamı ya. Ya bir şey diyeceğim. Efendim, bas riffini pek beğenmedim. Emredin. Zaten ritimlerde de bir eksiklik var. Biraz daha tempolu, enerjik olsa daha iyi. Alo, orada mısın? Ha? Ne vardı? La 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 la. La 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 la. Gidin işinize ya. Gözüm daldı birden. Göz mü dalar? Sakın misafir gelmesin. Anneannem öyle der. Gözün dalınca misafir gelirmiş. Değiştir ya düğmelerin yerini Ya git abi ya, manyak mısın ya? Ya düzelt şunu, hasta oluyorum be. Düzeltmiyorum, keyfimin kahyası mısın? Öf, zoru neyine bunun? Gömleğimin düğmelerini yamuk iliklemişim, ona takmış. Tabii takarım, yanlış yapmışsın hepsini. Oğlum bir kere düğme iliklemeye alttan başlanır. Yoksa böyle yanlış düğmeyi yanlış iliğe sokarsın yamuk olur. Tamam, düğme de benim, ilik de. İstediğimi istediğime takarım. Aman, ne istiyorsa yap sen de. Yoksa bu manyağın çenesinden kurtulamayız. Ya, kaparım. Hastasın sen, hasta. Nedir planın? Nasıl ekarteyeceğiz bunları? Morallerini bozarak, gözlerini korkutarak. Nasıl korkutacağız? Gece yarısı seni önlerine çıkartacağız, ödleri kopacak. Sevimli şey. Merhaba koçum, ne haber? Hoş geldin Savaş kardeş, biz de seni bekliyorduk. Bacanı sıkışmış bakıyorum. Kenan'ın malı sağlammış öyle mi? Yok, kadar da değil. Ama işi sağlama almak gerek. Orası kesin canım. Tamam, işi konuştuğumuz gibi hallederiz, orası kolay. Sağ olasın Savaş kardeş. Neyse, gel de seninle laflayalım biraz. Hemen mi? Atla hadi, şöyle bir dolanıp geliriz, konuşacaklarımız var. Ben birazdan gelirim çocuklar. Ya o herifi hediye bulaştırdı şimdi, anlamıyorum. İşini sağlam almak istiyor, fena mı? Fena tabii. Sağlam adam değil ki bu. Hiç güvenmiyorum. Ayrıca ne gerekiyorsa biz yapardık. Aşımıza iş açar bu herif. Yani ödlek herifsin sen, hemen pusuyorsun. Boşuna pıs pıs dememişler ona. Yavaş git biraz, yavaş. Babanın arabası değil bu. Yavaş yavaş giderken hızlandı birden. Aklına bir şey geldi galiba. Bir yere yetişmesi gerektiğini hatırladı. Anlaşıldı. Ne o oğlum? Elin ayağına dolaştı. Çarşafladın. Çarşafçı geldi hanım. Tın motorun ağzına be. Kaba sana arabayı verende zaten. Ya görmüyor musun ya? Nasıl öyle araya girdin birdenbire ya? Ne yapayım? Bunun yüzünden oldu. Hamza abi içeride mi? İçeride. İkidir o da seni soruyor. Dikkat et, siniri tepesinde. Tamam yeğenim, tamam. Merak etme sen. Tamam. Gel. Neredesin lan? Buradayım abi. Ender arkadaşı getirdim. Hani istemiştin ya. Hoş geldin gözüm. Buyur. Nasılsın bakalım görüşmeyeli? Sağ ol abi, iyiyim. Var mı bir sıkıntın falan?
Yok abi, sağ ol. Bize bir şeyler getir. Ne içeriz gözüm? Viski, rakı, cin? Viski. Bir şey varsa hiç çekinme söyle, tamam mı? Tamam abi. Bak gözüm, bizden oldun mu sırtın yere gelmez. Sen bize bir adım at, biz sana üç adım geliriz. Savaş anlattı. Başının belaları varmış. Kolay iş. Leblebi çeyirdek. Onu geç bir yol. Çok daha işleri yaparız seninle. Paraya da para demezsin. Paçayı da dizersin. Bizim işin fiyakası tamdır. İstediğin karıyı da ö**sün. Tabii abi. Tabii sayenizde. Bak takıl ara sıra bizim savaşın yanına. Öteki arkadaşlarla da tanışırsın. Tabii. Ne demiş atalarımız? Birlikten kuvvet doğar. Ne güzel demişler değil mi? Öyle abi. Tek başına kalmışsan yanmışsın. Ama şimdi polis bile kapsa yarım saate çekip almazsam anam adım olsun. Buraya yazıyorum. Hadi muhterem görüşürüz. Hadi eyvallah. Siz de şu kızı arama sevdasından vazgeçin. Kim bilir nereye gitmiştir hatun. Kime söylüyorsun? Kafasına taktı bir kere. Sabaha kadar uyku yok bize. Canım sadece nerede oturduğunu öğreneceğim o kadar. Vallahi başka bir niyetim yok. E olsaydı bari. Hadi güle güle. Görüşürüz. Hop delikanlı. Gel bir konuşalım seninle şöyle. Çok ayıp kardeş. Sadece konuşacaktık. Ne istiyorsunuz benden? Hadi gel, sana bir bira ısmarlayayım koçum. Şimdi kızı kaçırdın işte, kabul et. Oğlum mutlaka buralarda bir yerde oturuyor. Nereden biliyorsun? Muhtarlığa mı başladın? Sadece hissediyorum. Müzisyenim ben, hislerim kuvvetlidir. Ah kıçımın kenarı. Sıkıldıysan evine bırakayım seni. Zahmet olacak. Ya kimin arabasıyla kimi bırakıyorsun? Hem arabayı sana mı bırakacağım? Devam et hadi. O zaman vızıldamayı bırak da etrafına bak. Ben sol tarafa bakıyorum, sen de sağ kolla. Kızın arabayı gördün mü de haber ver bana. Tamam mı kardeşler? Yarışma marışma yok, unutun. Bizi bu işten affedin deyin. Bu yaptığınız çok ayıp bir şey ama. Ayıp mı dedin? Ayıp lafı ağzına pek yakışıyor senin. Dediğimi yapmazsanız asıl ayıbın ne olduğunu görürsünüz. Anlaşıldı mı? Hey, şurada şamata var galiba. Ya yürüyün Allah aşkına. Bulaşmayın şu itlere. Gel oğlum, bakalım neyin nesiymiş. Nedir mesele? Hiç. Kardeş kardeş sohbet ediyor. Yok bir şey, hadi işinize gidin. Hem sizin yarışmaya çalışmanız gerekmiyor mu şimdi? Ama... Var mı bir şey evladım? Yok. Yok bir şey. Hadi koçum, ikileyelim. Tamam baba, ben pes ettim. Aramaya yarın devam edeceğim. Nasıl olsa onu gene görürüm. Alo, kaydın mı lan? Ne oldu? Tamam diyorum, hadi yırttın. Dönüyoruz artık. Aman nihayet. Nasıl yani? Hördü birden mi ayrılmışlar? Peki niye? Kenan serserisiyle uyuşamadılar herhalde. Ne? Her ekip başı benim gibi anlayışlı değil yani. Yani şimdi bir tek Okan'la Kenan mı kaldı? Bakarsın bugün Okan da bırakıverir. Kenan tek başına kalır. Peki o zaman ne olacak? Adamın yeni ekip kurmaya haklı yok ki. Aman sana mı düştü Okan'ın derdi? Cins misin sen evladım? Hakikaten yani ha. Ha güven. Akşam seninle oturup bir konuşalım. Hadi bakalım çocuklar. Herkes aletlerinin başına. Yahu çocuklar, ekibinizin elemanları gittiyse ben ne yapabilirim? Belki yardımcı olabilirsiniz diye düşündüm hocam. Bize yeni eleman lazım. Durun bakayım, burada var mı? Aa, yok. Bir de bu çekmeceye bakalım. Ama burada da yok maalesef. Kusura bakmayın çocuklar. Dükkanımızda hiç yeni müzisyen kalmamış. Ama sipariş verirseniz getirtebiliriz. Hocam,
Durum bildiğiniz gibi değil. Çok ciddi. Tamam. İsterseniz ben katılayım ekibinize. Olur mu hocam? Tabii olmaz. Yaşlı hocanızın bu haliyle çıkıp pop müziği yapması biraz tuhaf kaçar herhalde. En azından bana yakışmaz. Biz de Beethoven çalarız hocam. O da size yakışmaz. Hocam parçamızı dinlemişsinizdir. Gerçekten çok mu kötü? Vallahi iyilik kötülük görecedir Kenan. Kişiye göre değişir. Ama senin parçan her şeyden önce doğru. İyilik kötülük sonra gelir bence. Herkesin alkışladığı, hayran olduğu o kadar yanlış parçalar çalıyorlar ki deli oluyorum. Peki hocam bu durumda ne yapabiliriz? Yahu sizi duyan da klasik müzik konserine çıkışınızı zanneder çocuklar. En azından bir klasik müzik konseri kadar titizleniyoruz hocam. Beethoven da böyle zorluklar çekmişti. Bakın çocuklar, bir iki düzenlemeyle, ağırlığı klavyeyle gitara yoğunlaştırıp genç arkadaşlardan da bir iki destek alırsanız bu işi kıvırırsınız. Vallahi bu olur. Bir deneyelim. Müsaadenizle hocam. Sağ olun hocam. Biliyorum pop müziğini sevmezsiniz ama acımasız da olsa her türlü eleştirinize açığız. Siz de sağ olun. Bakın size Beethoven'ın bir sözünü hatırlatayım. Eleştirmenlere aldırmayınız. Hiçbirinin heykeli dikilmemiştir. İyi günler hocam. İyi günler hocam. İyi günler çocuklar. Yine tetişe çıkıyoruz değil mi? Bak bu sefer direksiyonu sana bırakmam, ona göre. Kaptan benim. İstediğim yere giderim, istediğim zaman da evime dönerim. Tabii canım. Sana öyle geliyor. Ah, şu gelene bak oğlum. Şşt, hey pıs pıs. He vardı. Bırak Allah aşkına, bizim çocukların başına gelende mutlaka onun da parmağı vardır. Tamam işte. Belki onun da hesabını sorabiliriz. Gel. Alo pıs pıs. Şşt. Ne vardı? Kusura bakma. Dün üstüne kazara su sıçrattım galiba. Evet. Öyle yaptın. Bazen oluyor böyle kazalar işte. Özür dilerim. Elemen de lazım tabii. Bir dakika ya. Bak seninle dost olmaya çalışıyorum. Aa, anladım. Tabii elemanlarını elinden kaçırdın. Beni transfer etmeye çalışıyorsun değil mi? Ama yok. Elin satın alamazsın. Tabii canım. Ona ne şüphe. Aklımdan bile geçirmedim öyle bir şeyi. Ben sadece senin eşsiz müzikte han karşısında şapka çıkartıyorum. Hani bak, algı geçmek kötü olur ha. Ya vallahi billahi doğru söylüyorum. Hadi gel seni evine bırakalım. Hadi gel gel. Neden? Canım okul arkadaşları birbirlerine yardımcı olurlar. Yoksa bizden korkuyor musun? Yok canım. Ne diye korkacakmışım? Hem münasebet. Yalnız bana bakın. Bu arabanın içi temiz mi? Ben öyle her arabaya inemem ha. İstersen hıfzıssız rapora getirelim. Manyak mısın sen ya? Bak gözlerime. He vardı. Güven bana güven. Hadi getir klavyeni koyalım. Süspansiyonu iyi mi? Benim klavyem naziktir ha. Gel kendin bak oğlum. İçin rahat değilse. Gel. Haklısın güzel oğlum, kardeşim. Senin nazik klavyen bagajda bozulabilir. İyisi mi onu arka koltuğa koyalım. Klavyen mi kıymetli sen mi? Eve kadar idare et artık. Ya herif havasızlıktan boğulmasın. Bir alt olmaz oğlum. Peki çıkartınca ne yapacağız? Hemen üzerimize saldıracak. Orasını sen düşün artık. Nasıl olsa beni bıraktıktan sonra çıkartacaksın. Çok adisin biliyor musun? Biliyorum. Ne alt edeceğiz oğlum şimdi? Bilmiyorum, sen devam et. Bunların niyeti kötü galiba. Canım belki çakmak falan isteyeceklerdir. Hiç sanmıyorum. Haklısın, bu adamın çakmak isteyecek tipi yok. Galiba bizi yere çakmak istiyor. İyi de biz ne yapacağız şimdi? Biz bunları döveriz değil mi? Saçmalama. Dövebilseydik iyi olurdu. İneyim bakalım, alkol muayenesi var. Ya sadece bir kadeh içtik vallahi. İne lan! Ne oluyor orada be? Bundan sonra klavyeye elini sürmeyeceksin, tamam mı? Tamam değil efendim. Klavye benim hayatım. Şşşt, akıllı. Sen benim adamın hayatını kaydıracağımı bilmiyorsun galiba. Hadi oradan lan. Sen kaykay bile kayamazsın. Orman cücesi. Ben adamı yerim. Öyle mi? Senin dilin fazla uzun. Kısaltalım mı? Ne dersin?
Uyuduğunuz anda sizler de yem olacaksınız. Kurt kanunudur. Eninde sonunda sizi de yiyecekler. Sağ olun. Ya aynı filmlerdeki gibi. Ya hiç yabancı gelmedi. Sanki bir yerden tanıyorum. Ya olur çıkardım. Ah. Eli buradan. Gel kardeşim. Çek. Hadi iyiler. Aşağılık. Bak. Pıs pıs. İstersen seni evine bırakalım ha. Yürü yürü. Bak eve, bu defa. Eve. Bırakma. Sahiden arka koltukta oturacaksın. Hayır. Hayır. Hadi aşağılık. Ya Güven. Kusura bakma biraz eşek şakası oldu galiba. Bırak artık. Bozulmakta haklı. Hadi yürü. Seni evine bırakayım. Ne gündü ama. İşte ben ne var ya? Alo, buyurun. Aa, muhterem babacığım. Sağ olun. Hem içeride şeye doğdum da. Siz he bunca he oldu. Şeyim düştü. Haklısınız babacığım. Sağlıklı bırakıyorum. Evet. Ben çok iyiyim baba. Okulda gayet iyi gidiyor. Yarışmaya hazırlanıyoruz. Ay aman, he yarışması. Yani hayat bir yarış baba. Yani siz demez miydiniz? Evet. Önümüzdeki yıl inşallah konservatuvardan mezun olacağım. Aman yani fakülteden mezun olacağım baba. Nihayet veteriner olacağım. Yok yok. Yanlış anladınız baba. Yani öyle demek istemedim yani. Size layık bir evlat olarak veteriner olacağım demek istedim gibisinden bir şey yap. Ha evet. Haklısınız babacığım. Yine sakarlığım tuttu. Annemi de ellerinden öperim. Baba bu arada yolladığınız para bitti. Acaba Ahmet olmazsa alo. Baba. Alo. Alo. Baba. Ben sen ya. Hiç şakadan anlamaz mısın?
Bu el şakası. Kendini de biliyorsun herhalde. Ne biçim korktun ama? Oğlum sen nasıl girdin lan içeriye? Kilit açmakta özel bir yeteneğim olduğunu biliyorsun. Lan bari girerken ayakkabıları çıkarsaydın. Hamurlu ayaklarında girmişsin. Ya hadi toparlan da çıkalım. Çıkamam efendim. Yorgunum. Ya o hadi dedim içkiler benden. Hem biraz sohbet ederiz. O zaman hayrodan hıkıp efendi hem de çıkabileyim. Allah Allah ya. İşe bak be. Burada bile kağıtımız yok. Hey hop indir ayaklarını. Aman be iyi. Amma da kıymetli evim var. Öyle ne yapalım? Hadi gideceksek gidelim. Hadi gel. Hadi. O kilidi de değiştirmem lazım. Önüne gelen kilit kutusu gibi açıyor. İstediğini tak oğlum. Bana kilit dayanmaz. Kapıya elektrik vereceğim. Gelmiş. Kim gelmiş? Kim oturuyor orada? Hani ne? Kim oturuyorsa oturuyor. Yürü. Gideceksek gidelim. Senin ben. Kendi dımbırtısı yetmiyormuş gibi bir de arkadaşını getirdi. Birlikte dımbır diyorlar. Çifte dımbırtı. Sus ayıp. Misafire öyle şey söylenir mi? Saat kaç oldu? Herif gece yatsına kalmaya niyetli galiba. Aa çok söylenme Cavit. Çalışıyor çocuklar. Çaylar, pastalar, börekler. Adam buraya yerleşirse şaşma. Aa misafir gelmiş. Ona bir şey ikram etmeyecek miyim? Aman et. Ama yakında ben de dımbırt atacağım. Görürsün. Yaşa be annesi. Sağ olun Nurhan teyze. Bakın bu iyi oldu şimdi. Afiyet olsun. Annemin böreği süperdir haberin olsun oğlum. Bittiği zaman haber verin gene getireyim. Tamam. 10 dakika çay molası abi. Börek bitene kadar müzik falan yok. Aman hanım hemen birkaç tepsi börek hazırla. Baksana börek bitene kadar müzik yokmuş. Bugün pıspısa biraz fazla ileri gittik galiba. Ya sorma. Çok bozuldu. Ama gönlünü alırız merak etme. Aslında ben Ender'den korkuyorum. Bugünkü olay kesin onun başının altından çıktı. Bence de. Bununla da yetinmeyecek, arkasını getirecektir. Dikkatli olmalıyız. Aman, istediğini yapsın. Ağzının payını veririz, oturur aşağı. Ya o Karadeniz'de gemilerin mi battı aslanım? He? Aslan klavyeciğim. Ya gülü biraz, zafer bizim. Ya iç şundan, çek bir fırt, neşen yerine gelsin. Ya iç biraz. İç. Hadi be oğlum. Ha şöyle. Oğlum bundan sonra kral biziz. Michael Jackson gelip elimizi öpecek. Ahmet San konser verin diye yalvaracak ama biz bunu kabul etmeyeceğiz. Nereye oğlum? Ya biraz başım ağrıyor. Hem eve gidip dinleneceğim. Ya yüzünü asma öyle. Biliyorum yarışmanın stresi içerisindesin ama biraz rahat ol. Yarışmada hiç şansımız yok zaten. Adamlar hırslı. Harçaları da sağlam. Kenan tek başına bir halt yapamaz. Oğlum Okan'ı unutma. Adamın klavyesi süper ya. Merak etme. Çalamayacak. Nasıl yani? Bak, bunu aslında sonra söyleyecektim ama moralin düzelsin diye şimdi söylüyorum. Bugün öyle bir şey elime geçti ki. Al bir bak bakalım. Bu o mu? Evet o. Şimdi sıkıysa çıkıp çalsın bakalım. Hadi şimdi evine git de mışıl mışıl uyu. Yani şimdi bir tek Okan'la Kenan mı kaldı? Bakarsın bugün Okan da bırakıverir. Kenan tek başına kalır. Peki o zaman ne olacak? Adamın yeni ekip kurmaya hakkı yok ki. Aman sana mı düştü Okan'ın derdi? Cins misin sen evladım? Nedir mesele? Hiç. Kardeş sohbet ediyorum. Yok bir şey hadi işinize gidin. Hem sizin yarışmaya çalışmanız gerekmiyor mu şimdi? Ama var mı bir şey evladım? Yok. Yok bir şey.
Bundan sonra klavyeye elini sürmeyeceksin, tamam mı? Tamam değil efendim. Klavye benim hayatım. Şşş, akıllı. Sen benim adamın hayatını kaydıracağımı bilmiyorsun galiba.